Evet, selamlar, saygılar. Evet, yine bir Shoreline haritasındayız. En çok sevdiğim haritalardan biri. Oyunu bu haritayla öğrenmiştim. Zaten daha önce bunu söylemiştim. Şimdi Radio Station bölgesine geliyorum burada. Burası aslında biraz tehlikeli bir yer. Birçok PMC buraya gelmeyi tercih edebiliyor. Çok orta kalan bir bölge. Bu bölgeyi kontrol etmeden girmeniz biraz sıkıntılı. Girdiğinizde ise içeride sizi sürprizler karşılayabilir. Hem PMC'lerin hem de Scav'ların ya da player scavların saldırısına uğrayabilirsiniz. O yüzden biraz temkinli gidiyorum. Gerçi ayak seslerim de çoktan duyulmuş olacak. Ve buradaki kutuyu ya da sandığı tutlamaya gittim. İçine bakacağım fakat bir tane şapka çıktı. Buraya birilerinin geldiğini gösterebilir bu. Çünkü bu kadar basit bir loot çıkmazdı buradan. Bu kapının kapandığını sanıyordum ben ama kapanmıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Aldım. Ardından da işte radyo station pardon radyo station diyorum. weather, weather hava istasyonunda ki dutları, stage'leri dutluyoruz. Bunları alacağız. Güzel dutlar çıktı açıkçası. Buraya dut için gelebilirsiniz. Hani hem yiyecek çıkabilir hem teknik malzeme çıkabilir. Hem de yukarıdaki bilgisayardan işlemci fan soğutucu ya da ekran kartı çıkabilir. Ki buradaki kasadan da güzel lootlar düşüyor. Kasayı da lootluyorum abi. Alttan kendi konuşmalarımı da duyuyorsunuz. Onu kendi konuşmam olarak kaydetmişim, kendi konuşmalarımı sinemişim. Eski bir video, çok çok eski bir video e buldum. E, i̇lginç bir fight dönmüş, enteresan bir fight dönmüş ve e, onun için kaydetmeye karar verdim. Şu anda buraları tutuyorum. Gördüğünüz gibi camdan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum çünkü sriyeteniz o camdan görülebiliyor ve çok rahatlıkla vurabiliyorsunuz ve adımlarımı, ayak seslerime dikkat ediyorum çünkü dışarıdan gelen bir oyuncu yavaş gelirse onu göremem, onu duyamam ama o ben gürültü yaparsam beni duyabilir. Ardından buradaki kasaları tutlamaya başlıyorum. yine mümkün olduğu kadar camdan uzak durmaya çalışıyorum ve eğilerek tutuyorum. Görünmek ya da duyulmak istemiyorum. Tabi tutlama sırasında çıkan o seslerden dolayı yapabileceğimiz bir şey yok. Bomba mı? El bombası mı? Mermi mi? Anlayamadım tam. Ee, bu bir el bombasıydı. Evet. Evet bir silah atıldı. Bir kez ateş edildi. iki el bombası geldi gibi hissettim. Emin değilim. Ben de el bombamı çıkardım. Merdivenlere doğru fırlattım. Oh, çok yakın geçti. Şarapnel çubuk. gördünüz. Çok yakın geçti. Yani e, kendi el bombamın şarapnelleriyle ölebilirdim. Burada biraz içgüdüsel oynuyorum ben. Olayı tam okuyamadım çünkü. Hani el bombası mı atıldı? Kaç tane atıldı? Ve silah sesleri devam ediyor. Açıkçası buradaki Henüz e, kurguyu anlayamadım. Buradaki durumu analiz edemedim. E, tabii kendimi de garantiye almak istiyorum. E, epey de bir loot'um var. Silahım da iyi. Zırhım da iyi. Ve birazcık da acemilik dönemlerindeyim. Hatta hala çok profesyonel olduğumu söyleyeyim ama e, temkinli oynamaya çalışıyorum. Dışarıda bir fight döndü. Sanırım iki tane PMC var dışarıda. Evet iki PMC. Bir de benim burada olduğumu biliyor sanırım. Sessiz ve gergin bekleyiş. Avantajım çok. Hele çok yakalım. Zor bir hedefim. Geldi taradı taradı taradı. Gördünüz tarıyorum. Evet. Evet kafadan kafadan aldık. O da bana hasar vermiş. Göğüsme vurmuş. Kendimi yaralarımı düzelttikten sonra mükemmel bir silah buluyorum. Oyunda en çok sevdiğim silahlardan biri oluyor. Sonrasında bu silah benim en bir a silahı yüksek kalibreli, gerçekten kaliteli bir sıra. Çok iyi. Bir çocuktan? Bilmiyorum. Duyuyor musunuz kendi oyundaki sesim? Kendi oyundaki sesimi de duyabiliyorsunuz. O o pozisyonda çok fazla avantajlıydım. Yere çok yakındım. Adamın beni görmesi çok zordu. Oraya görüp nişan alması çok çok zordu. Gerçekten bu PMC için bu arkadaş için beni orada vurmak çok zordu Eğer yani el bombası olsaydı çok büyük bir avantaj sağlardı ama el bombalarını harcamıştı. Ardından buradaki benzinlik mevkiine geliyorum. Benzinlik mevkinde. bu arada mevki falan iyice jandarma komando gibi konuşuyoruz. Benzinlik mevkinde bölgeyi kesiyorum. Çünkü burada bazen botlar dolaşıyor. İşte onlardan biri devreye gezen botlardan biri nişan yok tel var vuramam vur çok kayboldu. Neyse çok fazla beklemeyeyim diyorum. Artık çıkmam gerek diyorum. Ve yoluma koyuyorum. Shoreline'da bu bölge çok tehlikeli. Çok açıktasınız. Aslında Shoreline'da açıkta olmadığınız bir bölge yok. Bu eski bir oyun. Eski bir patch, eski patchte oynadığım oyun. Yeni patchte biliyorsunuz Shoreline haritası yenilendi. Ve bazı açık bölgelere ekstra çalılık, orman, kaya gibi yerler koydular ki dediğim gibi çok fazla açıkta kalıyordunuz ve çok net bir şekilde hedef oluyordunuz. Oradaki saldırıyı bulduktan sonra yerde kan izlerini gördüm fakat çok fazla aldırmadım. Burada bir bot olduğunu düşünüyorum. Sürekli sağa sola bakıyorum. Ee, eminim o bot aklında beni gafil avlamasını istemiyorum. Çünkü botlar tek atabiliyor. Gördüm. Gördüm. İyi bir vuruş istiyorum. Net bir vuruş istiyorum. Temiz ve clean bir atış istiyorum. Evet, bekliyorum çıktı. Çıktı. Evet, bu kadar. Botu da vurduktan sonra ileri doğru gidiyorum. Adaya baktım. Gemiden yürüyerek gittiğimiz ada mevkiine baktım. Orada kimse yoktu. Geminin de üstüne baktım. Yine tünel bölgesine dürbünde bakıyorum. Fakat kimseyi göremiyorum. Tabii artık 10 dakika kadar da bir süre kaldığı için çok da fazla oyalanmak istemiyorum. Ve deparı basıyorum çıkışa doğru. Evet videonun sonuna gelmek üzereyiz. Bu videoyu atmamın sebebi açıkçası şu manzaradan dolayı. Mükemmel manzaradan dolayı herhalde şöyle bir manzaraya kimse hayır demez. Hayır diyemez. E tabii ki o adamı vurduğum pozisyonda açıkçası enteresan bir pozisyonda. Adamın benim vurma şansı çok zordu. Çünkü çok alçaktaydım. Ben ise çok avantajlıydım ki o avantajımı kullandım. Evet ve çıkışa doğru deparımı attıktan sonra da gördüğünüz üzere tünel bölgesinden çıkışımı sağlıyorum. Efendim. Evet. Evet. Bir kez daha Tarkov'dan çıkabildik. Bir kez daha Tarkov haritasından çıkabildik. Bu sefer bakalım neler yapmışız maç sonunda. Ona bakıyoruz. Bilgi ekranımız gelecek. Evet o güzel müziğin sesini duyduktan sonra bilgi ekranımız geliyor. 2247 hasar veriyoruz. 25 levelis ve bir usek bir de ska vuruyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.